Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size basit bir fal bakma yöntemi olan piramit fal, piramit tarot falı olarak da geçiyor. Nasıl bakıldığını göstereceğim. Eğlenceli, basit bir faldır. Standart 52 destesiyle bakılabiliyor. Desteyi bir müddet karıştırdıktan sonra bir şeye niyetleyip olup olmayacağına bakabilirsiniz. Kafanızdan herhangi bir şey olabilir. Sevginizin sizi sevip sevmediğine kadar her istediğiniz. Sonra kesiyorsunuz ve falımızı açmaya başlıyoruz. Bir. Bu dizdiğim gibi dizerek. Birden başlayıp iki, üç, dört. Dördüncü sıraya dört tane, birinci sıraya bir tane, ikinci sıraya iki tane, her basamakta kendi sayısı kadar kağıt açıyorsunuz. Altı. Bu da yedinci sıramız. Şimdi bu eli dağıttıktan sonra bu 7. sıradakilerin hepsini açıyoruz. Çok dağıtmayın ki nerenin nerede olduğu karışabilir ileride. Şimdi arkadaşlar, falımız basit. Böyle ihtişamlı görünse de bakması oldukça basit. En alttan bir kağıdı açıyoruz. Kız. Kızın bir altında ya da bir üstünde bir kağıt varsa alıyoruz. Şu an bakıyoruz, kızın bir altında ya da bir üstünde yok. Diğer kağıdımızı açtık. Beşli. Beşlinin bir üstü var. Altılı. Altının bir üstü ya da bir altı var mı bakıyoruz. Var. Beşli. Beşlinin bir altı ya da bir üstü var mı? Yok. O yüzden açıyoruz. As. As'ın bir üstü var mı? Bakıyoruz. Var. İkili. İkiliyi aldık. İkiliğini aldıktan sonra artık tamamen boşa çıkmış kağıtlar. Yani bir tarafının üstünde değil. Tamamen boşa çıkmışları. Açıyoruz şöyle. Şimdi ikilinin bir altı ya da bir üstü var mı? Bakıyoruz. Var. Aslardan istediğimizi alabiliriz. As'ı aldık. As'ın bir altı ya da üstü var mı bakıyoruz. Var. Papaz. Papazın bir altı ya da bir üstü var mı bakıyoruz. As. Daha kalmadı alacağımız kağıt. As'ın bir altı papaz, bir üstü ikili, ikisi de yok. Açıyoruz. Papazın bir altı ya da bir üstü yok. As'ın yok. İkilinin yok. Yedilinin yok. Sekizlinin var. Bakıyoruz dokuzlu. Bir üstü. Dokuzluyu aldık. Bunları açıyoruz. Dokuzlunun bir üstü bir altı var mı? Bakıyoruz onlu var. Aldık ve diğer boşa çıkan iki kağıdımızı alıyoruz. Şimdi onlunun bir altı ya da bir üstü var mı? Var. Şurada görüyorsunuz. Bunu alırsak bunun altındakini açabileceğimiz için iki valeden bunu alma daha mantıklı. Aldık. Bunu açtık. Amacımız tamamen açmak. Tamamen açarsak falımız olacak diye düşünebiliriz. Vale bir altı ya da bir üstü var mı? Onlumuz var. Onlunun bir altı ya da bir üstü var mı? Onlunun bir üstü vale var. Valenin bir altı ya da bir üstü yok. O yüzden devam ediyoruz açmaya. Dörtlü. Dörtlünün altı var. Bakın şurada üçlü. Üçlüyü aldık. Üçlü yok. Kız yok. Altılı yok. Kendisi oldu mu alamıyoruz. Bir düşüğü ya da bir yükseği olmak zorunda. İkili yok. Sekizli var. Bakın dokuzlu burada. 9'u alıp şu
Kağıtlarımızı açıyoruz. Yine olmadığı için devam ediyoruz. Yedilinin bir altı olan altılı var burada. Altının üstü olmadığı için devam ediyoruz. Valinin bir üstü ya da bir altını alabiliriz. İsterse konuyu alırız, isterse kızı. Ben kızı almaktan yana kullanıyorum. Şimdi ne zaman bitecek diyen arkadaşlar için bu devamlı açık gelmiyor. Bakın şu altta kağıtlarımız var. Belli bir müddet sonra 3 kağıt, 4 kağıt sonra bitecek. Ondan sonra ilk kapalı geldiğinde fal çıkmamış oluyor. Vale 1 6 var. 10'luyu aldık. Bunu açıyoruz. 9'lu. 9'luyu da alırız artık. 8'li ya da 10'lu olmadığı için devam ediyoruz. 6'lı. 2'li. İstersek bunu, istersek bunu alırız. Ama bunu alırsak ki 2 kağıt açacağımız için ben bunu alıyorum. Dörtlü, beşli. Üçün bir üstü dört. Dördü alıyoruz. Bunu açıyoruz. Şimdi üç ya da beş alırız. Ben üçten yana almayı kullanıyorum. Beş çıktı. Devam ediyoruz. Papaz. Yedili. Yedili. Onlu. İlk kapalı gelen kağıtta falımız çıkmamış oluyor arkadaşlar. Bu tamamını alıp son bir kağıt kalsa da çıkmamış oluyor. Hepsini almamız lazım. Hepsinin açılıp alınması lazım. O zaman niyetlediğiniz şey olmuş oluyor diyebilirsiniz. Tabi bunlar batıl inançlar arkadaşlar. Çok ciddi alıp saçma sapan yorumlar yapmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.